Bakın dağın zirvesinde böyle insanlar için, bilmiyorum ya, şahsi mi hani, böyle bir konaklamayan yeri var, oturmayan yeri de var, böyle ısınacak soba da var yakabileceğiniz. Yani mahsur kaldığınız takdirde buraya sığınabilmeniz için. İlginç. Evet, yine Tebriz'deyim ve yine Aynal Dağları'na çıkıyorum. Bu sefer çok farklı bir yere gideceğim. Ben bu gitmeye ulaşmaya çalışacağım. Evet, yine peri bacağına benzeyen kaya şekilleri var aşağıda. Daha önce de ben buraya gelmiştim. Bakın ne kadar da benziyor. Ne kadar da, ne kadar da yakınım şu anda. Evet, bunların oluşumunu çok merak ediyorum. Bu şekilde nasıl oldular? Volkanik, yani dağların patlamasından mı oluştular? Çok merak ediyorum. Gerçekten. Bakın en tepede, en tepesinde o kayanın küçük bir tek taş var. Çok ilginç değil mi? Şöyle dağlara baktığımızda yine çok değişik kaya şekilleri var. Böyle yeşil dokusu da var tabii buranın. İki yıl önce daha gelmiştim ben buraya. Burada bayağı bir tavşan popülasyonu var. Tavşanlara rastlamak mümkün. Bayağı da büyük tavşanlara rastlıyorum yani. İnşallah yine rastlarım da çeker. Paylaşırım. Sizlere de göstermiş olurum. Evet, gördüğünüz gibi yalnızıyım. Benim aynı yere giden başkaları da var. Evet, yolun içinde yine çok ilginç kaya şekilleri var. Bakın şu an. Evet, ilerlemeye devam. Evet, dar patikalardan yukarı, ta yukarıda çıkanlar var. En üstte. Birazdan bir kanyondan geçeceğiz. İki kayanın, iki dağın, iki tepenin arasından. Ama çok ilginç bir manzara görüntü olacak. Dimdik patikaya da çıkıyoruz. Evet, bugün karşıda aşağı inenler de var. Evet. Şunları göstermek istiyorum. Bakın şuradaki delikleri görüyor musunuz? Buralardan kesin bir şeyler çıkartılmış. Bakın. Kesin değerli taşlar. Çıkartıldığını tahmin ediyorum. Evet. Tırmanmaya devam. Birazdan bir kanyona varacağım. Evet. Devam ediyorum. Yukarıda kanyon var. Kanyonun girişinde insanlar var. Aşağıda da yol yapım çalışmaları devam ediyor.
kanyonun girişine yaklaştım. Çok dik bir rampa. Orada. Evet, kanyondan çıkacağım şimdi. Kanyondan çıkıp hemen diğer dağın düzlüğüne geleceğim. Ya dağdan dağa geçiyorsun yani. Evet. Çıktım. Bakın buradan ATV'lerle gelenler de var. O Eynal Dağı'ndan, o Anahe Dağı'ndan, Surhap'tan bu tarafa araçla geçiş de var. Şu yukarıdan bir. Ben oradan yürüme gelseydim çok geç kalırdım. Evet. Hızımı artırmalıyım biraz. Evet, biraz acele etmeliyim. Şuradan devam edeceğiz. Evet, zamana karşı yarışıyorum şu anda. Hedeflediğim yere inşallah varırım. Evet, istediğim yere hava kararmadan varıp geri dönmem lazım. Havanın kararmasına da 4 saatimiz var. O yüzden evet, biraz tempoyu artırmalıyım. Biraz da koşmalıyım. Şu anda koşuyorum tabi. Evet. Süper sabitleyici de açtım. Süper sabitleyici sayesinde inşallah çektiğim video titremeyecek. Vadiye indim şu anda. Vadideyim. Evet, karşıdan gelenler var. Evet, karşıdan gelenler var. Bu da doğru yol üzerinde olduğumu gösteriyor. Evet, bu da umut verici bir şey. Evet. Şu karşıda görmüş olduğunuz asıl dağ var ya, yani asıl Dent Dağı, gerçek Dent Dağı oymuş. Yani bu yol o dağa gidiyor çoğunluk olarak. Tabi başka taraftan da ulaşımı var mesela. Eher dedikleri başka bir ilçe yolundan ulaşımı da varmış oraya. Evet. Ben burada bir dere olduğu söylendi. Bir akarsu olduğu söylendi bana. Ben mi yanlış anladım? Yoksa Farsça akarsu dere demek. Onu mu demek istedin acaba? İyi var ya. İyi ulaşınca göreceğiz. Aslında biraz daha koşmam gerekiyor. Zamandan tasarruf yapmam lazım. Koşuyorsun. Neyse. Evet, aşağıda kurumuş bir dere vadisi var.
aşağıda vadide oturan insanlar var, ağacın altında piknik yapanlar var. Hemen şurada da var, bir çantası görünüyor. Ben ne anlıyorlar onu anlamıyorum yani. Evet. Dağın zirvesinde çok değişik bir yapıya rastladım ben. Bacası da var. Anladım şimdi. Herkesin kendine ait böyle bir yeri mi var? Buraya geliyorlar demek ki. Burada konaklıyorlar. Kalıp gidiyorlar. Çok ilginç. Burası Halık Bulağı, Halık Bulağı Vadisi diyorlarmış buraya. Evet, bir tandır fırına benziyor. Yaklaşsak tabii. Evet, içeride oturma yerleri de var. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Kışın buraya gelenler burada ısınabiliyor yani. Hani mahsur kalmasınlar diye. Değil mi? Evet, çözdüm. Gerçekten çok ilginç. Ne güzel su geçirmesin diye yukarıdan yüz ocağımı da kaplamışlar. Acaba hani şahsa mı ait, hani bilmiyorum, hani bilinçli mi olarak yapılmış belediye tarafından? Evet, çok ilginç yapılara rastlıyorum. Burası Halık Bulağı Vadisi. Evet, dağın zirvesinde böyle konaklama yerleri var, evler var ve orada insanlar da görüyorum şu anda. Demek ki bu insanlar bana doğruyu söylüyormuş yani. Orada yaşayan insanlar var demişlerdi bana geçen yıl rastladığım, hatta 2 yıl önce rastladığım dağcılar. Ben buraya kadar gelemeden geri dönmüştüm. Hava karardığı için. Aşağıda da baraj var. Halık Bulağı Barajı ve buldum barajı. Bu şekilde aşağı ineceğim. Dedik ki sürprizlere rastlıyorum. Değişik yapılara rastlıyorum. Bu dağda. Aslında İran'daki tüm dağların üzerinde böyle. Birçok sayıda böyle sığınma yerleri var. Bak orada var bir tane. Bir tane orada var. Artık bunları neden yapmışlar? Hani burada mahsur kalıp mecbur mu kalmışlar? Yoksa ne bileyim, daha önceden, yıllar önceden mi kalma? Bilmiyorum. Savaştan mı kalma? Şeyde görmüştüm, Likvan dağlarında, Seyhan dağlarında o yapıları oradaki köyler ahır olarak kullanıyorlardı. Bu taşları görüyor musunuz? Böyle dağlarda çoktur. Bunlar yol gösteren taşlar. Size gitmeniz gereken yolu gösteriyor. Bir taş da buraya koymuşlar böyle. Şuradan aşağı ineceğim büyük ihtimalle. Evet, taşlar yol göstermeye devam ediyor. Sağ olsun dizmişler böyle. Evet. Evet, böyle taşları izleyerek devam ediyorum böyle. Evet. Burada üstü dizilmiş bir taş var. Ben aşağı iniyor muyum? Yukarı çıkan da var. Bakın daha aşağıda biri var. Aga selam, yorulma. Abimize bakar mısın? Maşallah bak. Bu dağlarda böyle yazıyor abimiz. Bakın şu abimize. Allah helal olsun. Ta çıkacak. O dağın zirvesine kadar, benim indiğim yere. Yerden. Yerden evet. Ben abi Türkiye'liyim. Ben de dolanırım sizin kimi buralarda. Yaşasın. Yaşasın. Azerbaycan. Yaşasın Türkiye. Azerbaycan Türkiye. Abi, Türkiye. Sağ ol. Var ol. Müdafiz, yorulma. Saat her şey. Geçmişim olunca dağı. He, Dent Dağı'ndan gelirsen. Dent Dağı'ndan. Neçe saatte yürü, piyade gitmek oraya buradan? Ben cep geçmesi 7-8 saat. Buralarda yaban hayvanlar var diye. Yaban
kemdi. Yok, az, az. Bildim. Yabana. Bildim. Uzaklarda da, yakında. Bildim. Yani yok. Koskoca dağlarda yok ya. Buradaki insan ki yaşıyor. Beni gelmiyorlar buraya. Gelmiyorlar. Bildim. Yorulma aga. Yabana. Sağ ol, yorulma. Bir bakımı bu taşlar bir bakımı buranın insanının ne kadar ince düşünceli olduğunu gösteriyor. Hani başkaları da gelirken yolunu bulabilsin diye, hani daha rahat inip çıksın diye böyle yol gösteren böyle taşlarla burada yolu işaretlemişler. Evet. Aşağı indikçe daha ben inmem gereken yol daha da daralıyor ve daha da güçleşiyor, dikleşiyor. Zorlaşıyor. Evet. İnmeye devam. Evet, karşıdaki Akbulak Barajı. Burası da Akbulak Vadisi. Yani belki de bir saattir, yaklaşık en az yarım saattir dağdan aşağı inmeye çalışıyorum. Az kaldı. Vadiye mi az kaldı. İleride geri giden dağcılar var bu tarafa doğru. Bakalım, bu sonu az kaldı. Bu da Acı Çay'mış. Aşağıdan akan. Teybiz'in tam ortasından geçen Acı Çay'ın devamı. Az önce öğrendiğime göre bu Acı Çay buradan 165 km uzaklıktaki Arasparan bölgesi var. Çok güzel yeşil doğasının bir yer. Kaynağı oradaymış, oradan çıkıyormuş. Urmiye'ye kadar gidiyormuş. Toplamda 300 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan Acı Çay karşıdaki. Ve en sonunda Akbulak Vadisi'ne bir saatlik uğraştan sonra inmeyi başardım. Bakın şu o dağın yani gördüğünüzden ibaret değil. Oranın daha devamı var. Yani bir saat boyunca dağdan aşağı inmek için uğraştım, vadiye inmek için, ama aynı dağı iddia ediyorum yarım saatte tırmanırdım. İnmek daha zor. Kayıyorsunuz sürekli. Ayağınız taşlara dolanıyor. O yüzden çok daha zor iniş. Yani şimdi Acı Çay kenarına doğru yaklaşıyorum. Ve karşınıza Acı Çay. Bu çay Tebriz'in tam ortasından geçiyor. Kaynağı Arasbağran Kenayber bölgesi. Oradan doğuyormuş bu çay. Bu çayın toplam uzunluğu yolda rastladığım dağcıların söylediğine göre 300 kilometreymiş. Şurada sanki buz kalıntısı var. Şimdi bu çayı izlersen büyük ihtimalle Tebriz'in şehir merkezine gideceğim. Tam merkezi. Tabii ben buradan gideceğim büyük ihtimalle. Tercihimi bu yönden kullanacağım. Çünkü buradan gidersem şehir merkezine ve gitmek istediğim yere daha çabuk ulaşabilirmişim. Barajdan geçeceğim yani. Evet. Çok da yoruldum. Büyük ihtimalle videoyu burada sonlandıracağım. Belki yolda ilginç şeyler görebilirim. Eğer göremezsem tabii video çekimi yapmayacağım. O yüzden burada inşallah benim gibi siz de beğenirsiniz. O gördüğünüz dağları. Gerçekten güzel yerler. Gerçi dağ videolarımdan sadece Dent Village'deki, Dent köyündeki o köy videosu çok izlendi. Diğerleri hiç izlenme almadı desem yeridir. İnşallah hani bu videomu yemiyorum da buraları beğenirsiniz. Neyse, videoyu sonlandırıyorum.